Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar. Bugün yine kışlık bir tarifle karşınızdayım. Pazardan aldığım yeşil fasulyeyi arkadaşlar güzelce bir ayıklayacağım. Arkadaşlar ben 2 kilogramlık bir yeşil fasulye almıştım. 1 kilogramını çiğden kırarak kenarlarını ayıkladıktan sonra tabii ki önce bütün yeşil fasulyelerin kenarlarını, bu sap kısımlarını bıçakla güzelce ayıklıyoruz. Ondan sonra kırma ya da isterseniz dilme işlemine geçebilirsiniz. Küçük parçalar halinde ayıracağız. Ben bu aldığım yeşil fasulyenin toplamda 2 kilogram aldım. 1 kilogramını çiğden buzdolabına koydum. O şekilde dondurdum. Onun videosunu sizlerle paylaştım. İsterseniz ona da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Geri kalan diğer 1 kilogramını arkadaşlar, burası da hemen hemen 1 kilogramlık kadar bir yeşil fasulye, bu gördüğünüz kısım. Onu da ben açıkçası genel olarak kavurmalık olarak buzluğa atıyorum. Onu da önden bir haşlama işlemi yapıyorum. Biraz daha pratik olsun diye. Yeşil fasulye hani böyle çok çabuk pişen bir ürün değildir. Düdüklüde bile 10-15 dakikaları bulabiliyor bazen. Tabii cinsine göre değişecektir. O yüzden daha pratik olsun diye böyle kavurmalık, bunu önden haşlayıp o şekilde buzluğa koyuyorum. Şöyle üzerine geçecek kadar bir su koydum arkadaşlar. Benim düdüklüde yaklaşık 10 dakikada bu yeşil fasulye pişti. Onu söyleyeyim. Yani tamamen pişmiş durumda koyacağız. Hani onu söyleyeyim. Çünkü kavurduğumuz zaman direkt bize pratik bir yemek olsun diye. Hani soğan, salça ve domatesle kavurup üzerine yeşil fasulyeyi ekleyeceğiz. Hem de don haliyle. Kışın pişirirken bu şekilde yapıyorum ben arkadaşlar. O yüzden önden böyle bir haşlama işlemi yapıyorum. Bu kavurmalık olarak buzluğa atıyorum. Daha pratik bir şekilde pişirmiş oluyoruz. Öyle belirteyim. Tabii şimdi bunu koydum. Biraz soğumasını bekledim. Hatta bayağı bir soğumasını bekledim. Miktar az olduğu için ancak 2 poşet çıktı arkadaşlar. 1 kilogramlık yeşil fasulyeden diyebilirim. Sizler tercihinize göre artırabilirsiniz. Ben birkaç ürün koyduğum için işte biraz bundan biraz ondan derken buzluklar doluyor. O yüzden ancak oluyor. Yeşil fasulye de işte bu kadar koyabildim arkadaşlar. Sonrasında ben içerisine hazır bulunsun diye böyle bir tane büyük domatesi 2 poşete bölecek ve yerleştirecek şekilde dilimledim. Dilimlerim biraz büyük. Bu don haliyle çıkardığımızda dondurulmuş olan domatesleri direkt böyle küp küp hani parçalayıp kavurabiliriz arkadaşlar. Yine domatesimiz de yazdan kalan taze bir domates olmuş olacak. O yüzden kışın bu yemek için ekstradan domates aramak durumunda kalmayacağız. Veya yaptığımız konservelerden açmamıza gerek kalmayacak. Direkt içerisindeki domatesleri çıkarıp bana göre yeterli miktarda koyduğumu düşünüyorum. Tabii bu sizlerin tercihine göre değişebilir. Eğer isterseniz domates miktarını biraz artırabilirsiniz. Çünkü ben bunu kavururken birazcık da içerisine salça ekliyorum. Yeşil fasulyeyi kavurduğumda. Bu şekilde domatesleriyle birlikte saklamak bizler için pratik olacaktır. Arkadaşlar hemen hemen buzlukta sakladığım her şeye yaptığım işlem budur. Direkt vakumluyorum. Pipeti poşetin kenarından koyuyorum ve vakumlayarak buzluğa koyuyorum. İçerisinde hava kalmıyor. Bunu niçin yapıyoruz? Hem yerden tasarruf edelim diye, hem de içerisinde kalan hava sanki bana şey gibi geliyor. Hani biraz dolap kokusu yapabiliyor gibi içerisinde kalmış olan havayı. Sonuç olarak dolapta da yani dondurucuda da bir gaz dolaşımı olduğu için o oraya dolabiliyor, onu etkileyebiliyor diye mümkün mertebe buzluğa koyduğum ürünlerin havasını bu şekilde boşaltırım arkadaşlar. Bunu da gayet güzel vakumladım diye düşünüyorum. Gördüğünüz kadarıyla şöyle hemen hemen domatesler falan oturdu böyle. Bu şekilde vakumlayıp derin dondurucuya, işte buzdolabınızın buzluk bölümüne koyabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu videoda benden bu kadar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.